Üzerindeki kombin sana nasıl oldu peki? Kendimi böyle görmek istemiyorum Can. Ben gidiyorum. Bu arada Rümeysa ne durumda acaba? Larch'ını. En büyük Larch mı? Evet. Tamam, bu ikisini alayım ben. Rümeysa, disko topuna benzetildiğin hakkındaki söylentileri duydun mu? Umarım bugün daha güzel disko topuna benzemeden gelebilir. Ailen disko topunu daha önce hayatında hiç görmedin herhalde. Görmüş olsaydın beni disko topuna benzetmezdin. Disko topu dediğimiz renkli böyle hani dönüyor ya. Sen sadece ben griydim diye beni böyle dönen bir şeye benzettin herhalde. Bir yerlerimden renk çıkıyor sandın. Ama ben sadece griydim. Bir yerlerimden renk çıkmıyordu yani Aylin. Beni kıskanıyor olabilirsin Aylin. Beni kıskandığını düşünüyorum. Şu elindekileri deneyip disko topu olmadığını göster istersen kızlara. Şimdi ben o zaman bunları denemeye gidiyorum. Bakalım nasıl olacak. Bana küçük geldi. Olmadı maalesef ki. Bu arada kızlarla ilgili fikrin değişti mi? Aslı'yı hala daha sevmiyorum. Dün ne söylediysem aynı fikirdeyim. Çünkü Aslı'ya ısınamıyorum, sevemiyorum, bağlanamıyorum. Elektriğim hiç uymadım. İmani'ye gelince, İmani'yi dün kendime yakın bulduğumu söylemiştim. Ama dün de böyle bana bir itici geldi. Bilmiyorum nedense. Ayrıca sesini de hiç beğenmedim ben. Ama günün birincisi oldu. Bu da ayrı bir şey tabii. Neden itici gelmeye başladı peki? Biraz yürüyor oynuyor gibiydi bence. Hani bizim yanımızda böyle suratı böyle beş karış. Orada otururken suratı beş karış. Bir anda yüksek puanlar aldığı an hemen yüzü gülüyor. Demek ki isteyince gülebiliyor musun? İsteyince gülüyor musun? İlla senin 4 puan 5 puan almana gerek yok. Sen 1 puan alsan da güleceksin. Çünkü biz buraya öğrenmeye geliyoruz. Bak ben gün sonuncusu oldum ama hala daha gülebiliyordum. Önemli olan sırıtmak, jüriye oynama. Aylin'i evet sevmiyorum çünkü yani hani böyle elektrik uymayan insanlar vardır ya, Aylin de aslında onlardan birisi. Elektriğim hiç uymadı. Onun haricinde Nur'u gelince Nur'u dün sevmediğimi söylemiştim. Ama nedense bugün Nur'u seviyorum. Nur'la oturup sohbet edince Nur'u gerçekten sevebileceğimi düşündüm. Ve Nur'u şu anda seviyorum. Onunla ilgili kötü bir şey söylemek istemiyorum. Rabia'ya gelince, Rabia zaten dün katıldı aramıza. Yani Rabia da bilmiyorum, çok sessiz, sakin duruyor. Bir strateji de olabilir. Bunun hakkında da hiçbir fikrim yok. Her şeyi bekleyebilirim. Çünkü her zaman sessizlerden korkacak mısın? Onun haricinde Birben'e gelince, dün Birben'i de sevmediğimi söylemiştim ama nedense bugün Birben'i de seviyorum. Birben'le de sohbet edince Birben'i ne kadar sevdiğimi anladım. Evet, Birben'i de şu anlık seviyorum. Birben hakkında da kötü bir şey söylemek istemiyorum. Yani şu anda kızlar arasından sadece Birben ve Nur'u seviyorum. Diğer kalan hepsi için fikirlerim aynı ve geçerli. Mesela da Nekmet'se dün Birben ve Nur'dan hoşlanmadığını söylerken bugün bir anda onlara karşı yumuşamış. Onlardan hoşlanıyor galiba. Yavaş yavaş onlara bir yandaş, iki değil üç arkadaş olmaya, üç silahşarlar olarak ilerlemeye devam edecekler sanırım. Bu arada ceket her ne kadar küçük dursa da fiyatını öğrenelim mi? Üstündeki ceketin fiyatı 78 TL'ymiş. Bana biraz büyük geldi. O yüzden parası da büyük olduğu için büyük gelenle bütçeme de büyük gelen bir şeyi çıkarıyorum şimdi. Bu arada Rabia yeni bir kombin denemiş bile. Benim proporsiyonuma çok uygun olmayan bir tane pantolon var. Üzerindeki gömleğin fiyatı ne kadar? Üzerimdeki 65 lira pantolon. Pantolon da indirimde 50 TL. Aslında fiyatlar çok uygun. Biraz daha yakışsaydı bunu hakkımda bulundurabilirdim ama benim fiziğime uygun bir pantolon değil. Ayşenur neler söyledi, duymak ister misin? Bir, ben yüksek puan alır diye düşünüyordum. Gerçekten elbisesini, duruşunu çok beğenmiştim. O da ilerleyen günlerde çok güzel giyinecektir eminim. Tabii ki Best kankisini destekleyecek yani. Onlar da şimdi sanırım tek başlarına güçlü olmadıklarını fark ettiler. İkili koalisyona girdiler, oradan yürümeyi düşünüyorlar. Kimse iki günde bu kadar yakın arkadaş olmaz. Zaten arkadaş programında değiliz. Yarışma programındayız. Bunun farkına varmaları gerek diye düşünüyorum. Böyle ikili koalisyonlarla falan bu iş olmaz. Neden böyle bir koalisyona ihtiyaç duymuş olabilirler? Tek başlarına yeterli görmediler demek ki. İkili olmak istediler. Kendilerine güvenmiyorlar. Ben kendime güveniyorum. Benim kimseye ihtiyacım yok. Sonuçta dediğim gibi yarışma programındayız. Arkadaş edinmeye gelmedim. Arkadaşım var. Hadi bakalım gidiyorum.